Almış olduğunuz hizmetlerin eteğinizi tutuşturacağı günler iyice yaklaşmakta. Çok yakında hepiniz göreceksiniz o hizmetleri inkar etmenin, o hizmetlerin nankörlüğünü yapmanın bedelini hep beraber teker teker yaşayıp göreceksiniz. Benim korkum şu ki sizinle beraber hani kurunun yanında yaş da yanar ya, işte bizim korkumuz da o. Sizin yanınızda yaş da yanacak. Siz yanıyorsunuz, yanacaksınız. Yaşı da yanınızda götüreceksiniz. 1999 öncesi hastanelerin, ekonomik durumun, ülkenin, Türkiye'nin bulunduğu noktanın, yani araştırmak, öğrenmek, ne olduğunu bilmek bu kadar mı zor yani? İki tane tuşun elinde ya. Aç YouTube'a yaz 99 öncesi, 2000 öncesi. Erdoğan, yani yaz Erdoğan'dan önce Türkiye'nin hastane durumu ne? SSK neydi? İnsanlar hastaneye geliyorlardı. Ameliyat oluyorlardı. Yanlış ameliyat sonrası kolu kesiliyor, bacağı kesiliyor. Ya da ölüyordu, canını kaybediyordu. Muayene olan kişiler ilaç bulamıyordu. İlaç yoktu. Adamlar kan ağlıyorlardı ya. Devlet hastanesi insanlarla artık ilgilenmiyordu. Leş gibi olmuştu ya. Hastanenin içi söyle yani ağzımız varmıyor yani. Söylemeye ağzımız varmıyor. O derece olmuşlardı yani. Şey götürüyordu yani. İnsanlar oraya sağlam giriyorlardı, hasta çıkıyorlardı. İşsizlik o biçimde. Ekonomik olarak ülke batakta. Kendi memur maaşlarını ödeyemez durumdaydı. Emekli maaşlarını veremiyordu. 3 ayda bir veriyordu. Canlı canlı esnaflar dükkan kepek kapattıklarına şahit olduk. Erdoğan hani geldi de ülkeyi belli bir seviyeye noktaya getirdi. Şimdi durumunuz rahat, yiyecek ekmeğiniz, işiniz, gücünüz var da şimdi beğenmiyorsunuz. İş seçiyorsunuz. Bana yazıyorsunuz yorumlarda, ben okuyorum, merak etmeyin, orada yazıyorsunuz. Bir evimizde 3 tane üniversite mezunu var diyorsunuz da. İşsiz geziyor diye yazıyorsunuz da. Biz 99 öncesi yani Türkiye'de ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz yaşadık yani. 99, 2000, 2002, 2005 öğrencileriyiz yani. Biz de üniversite okuyorduk. Biz 20 bin kişi sınava girip de 17 bin kişinin açıkta kaldığı zamanı biliyorduk. Bir sene, 2 sene, 3 sene dershanelere giderdik. Gittiğimiz dershaneler de özel dershaneler de öğrenci seçme sınavı ÖSYM'de hani dereceye girelim diye, birinci olalım diye, bazı üniversitelere hani katılma şansımız olsun diye yıllarca dershanelere haraç öder gibi para öderdik. Yıllarca açıkta beklerdik. Sınava girerdik. Kazanmamıza rağmen kontenjan dolu olduğundan okul yer bulamazdık yani. Yeterli okul bile yoktu. 21 bin öğrenci sınava girerdi. 17 bini açıkta kalırdı yani. Puanın çok yüksek olmasına rağmen kazanmışsın. Yine de puanının tuttuğu okula gitmen imkansızdı. Yer yoktu. Ankara'da yaşıyorsun, Erzurum'da okumak zorundaydın. Erzurum'da yaşıyorsun, İstanbul'da okumak zorundaydın. Samsun'da yaşıyorsun, sınava Samsun'dan girdin. İzmir'e, Antalya'ya gitmek zorundaydın. Şimdi her şehir üniversiteleri adam cayır cayır üniversite yaptı. Şimdi üniversiteleri okuyup bitiriyorsunuz da iş beğenmiyor çoğu kişi. Gerçek aramıyor. Maaşını beğenmiyor. İşe giriyor, girdiği zaman patron olsun, adam şefi olsun, buna iş telefonu veriyor, faturalı hat. 2 milyar, 3 milyar fatura getiriyor adama, aylık konuşuyor. İş yerine zarar uğratıyor. Adam iş yerinde, adam buna araç veriyor, tahsis ediyor araç. Geliyor evinden geldikten sonra kilometrelerce benzini bitene kadar geziyor durmadan. Kendi işine koşturuyor arabayı. Zevki sefa halinde yaşıyor. Umursamıyor adamın malını, mülkünü. İşten atılınca, sokakta kalınca da ondan sonra iş yok. Üniversite okudum, şunu okudum, bunu okudum. Kendi sorumsuzluklarınızı devlete mal etmeye kalkıyorsunuz. Şimdi biz 99-2000 yılları öğrencisiyiz dedik ya. Biz iyi biliyoruz o zamanlar dedik ya, hep açıkta kaldık. Hep o Irmak dershaneleri, Yeşil Irmaklar, o Fen dershaneleri. Yani bu özel dershanelerin hepsinin neyin ne olduğunu iyi biliyoruz yani. Zamanında çok gittik de okul bulup da yer bulup da yerleşemedik. Ondan sonra Almanya'ya, yurt dışına geldik. Geldik yurt dışına, iyi biliyoruz şu anda Türkiye'de neler olduğunu. Recep Tayyip Erdoğan aldı ülkeyi bir yerlere getirdi.
muazzam yapıtlar yaptı. Okullar, üniversiteler, hastaneler neler yaptı. Kimisi iş buluyor, kimisi bulamıyor. Kimisi becerikli, kimisi beceriksiz. Ben herkese bir şey demiyorum ama devletin okullarında okuyup burslar alıp üniversiteleri bitirip mezun olup da ondan sonra hastanelere gidip her istediği hastanede muayene olup 7 TL verdiği paraya bahane bulan, ilaçları bedava alıp da almış olduğu maaşla ya da alacak olduğu maaşla geçinmeyen, daha fazlalarına, durmadan fazlalarına göz dikenler. Biz ülkenin ekonomik olarak, maaş olarak çok maaş alıyorsunuz, çok fazla rahatsınız, çok lüksünüz demiyorum yani. 2000 yıllarına göre çok lüksünüz de siz evinizde annenizin, babanızın yanında kalıyorsunuz. Evlenip ayrılmışsanız devletten yardım alıyorsunuz, dulluk alıyorsunuz, öğrenci yardımı alıyorsunuz, yurtlarda bedava kalıyorsunuz, devlet yurtlarında. Çalışmış olduğunuz maaşlar sonucu 2 sene 3 sene arkasından işsizlik parası alıyorsunuz. Böyle bir şeyler hep de Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde yapıldı. Ailenizden kalan evleriniz var, 3 kat, 2 kat, 5 kat, anneden babadan hep emeklileri var, maaşları var. Rahat yaşıyorlar, arabası var, bir evde 2-3 arabalar var. Öyle rahatlar ki yedikleri, giydikleri, kıyafetleri hepsi Almancılardan bile neredeyse fazla. Dışarıdan yemeye alışmışlar, dışarıdan giymeye her şeye alışmışlar. Telefonlar hep lüks, parfümler hep markalı, elbiseler hep markalı. Siz açım diyorsunuz, biz tamam sizi hep dinliyoruz da ne dediğiniz ağzından çıkan kelimeyi biz duyuyoruz da. Siz ultra lüksün açısınız ya. Siz kapınızda güvenlik, yatınız, villanız, dağ evi, bağ evi, zaten yazlığınız var, villanız var. Villası olmayanların da zaten hep interneti, telefon istediği zaman Antalya'sına, Bodrum'una, İzmir'ine tatiline gidebiliyor. Eskiden neydi öyle ya? 99-2000 yıllarında Almanca olarak Türkiye'ye gelen insanlar Ankara'dan, İstanbul'dan Antalya'ya gitmeye korkardı ya. Adam arabayı sürdüğü zaman derdi tamponu arabanın bagajında geri getirmek zorunda kalırım ya. Yollar eşek yolu gibiydi ya. Eşek geçmezdi o çukurlardan, o harabelerden ya. Duble yollar var, yollar. Türkiye'de gidişli gelişli kazalar eskiden neydi öyle, bir kamyonu sollamak için bastır Allah bastır, araba gitmez, karşıdan gelenle çarpışırsın, 3 ölü 5 yaralı, ambulans beklersin, ambulans gelmez, hastaneye gidersin, kolunu bacağını yalandan sarar gönderirler, ilaç istersin ilaç yok. Ya neler yaşadı bu ülkede, işte hep bütün bu insanlar unuttu. Biz 99-2000 yılların acısını yaşayıp okul, yer, yurt, bir şey Türkiye'de bulamayıp da yurt dışına geldik de biz şimdi bize bunu da şunu da söylüyorsunuz. Madem orada rahat değilsin, gel o zaman Türkiye diyorsunuz da biz buraya 20 yılımızı verdik yaklaşık 15 yıla yaklaştı yani 15 yıl neredeyse. Burada öyle oturum almak, burada kalmak, iş bulmak, ev bulmak, aile kurmak, düzen kurmak öyle kolay mı sanıyorsunuz? Her gün boynumuza böyle zinciri bağlar gibi oradan oraya sürüklediler, oradan oraya sürüklediler, kursa gönderdiler, Almancası, ehliyeti, mesleği, arkasından iş yeri bulma ve oturum. En önemlisi de oturum. Her 3 ayda bir, 2 senede bir, 3 senede bir oturum almak için yıllarımız geçti burada. Çocuklarımız buralarda hani yetişsin. Okula gitsin, anaokulu, kindergarten, anaokuluna gitsin, meslek edinsin, bir şeyler etsin diye o kadar zamanımızı verdik. Siz oradan çıkıp iki kelimeyle orada rahat değilsen çık gel burayı yaşa diyorsunuz. Biz biliyoruz bunların ne dediğinizi, her şeyden iyi haberdarız. Siz orada rahat değilseniz siz Suriyelilerin içine karşın da buraya gelin. Biz buraya gelmişiz kardeşim. Burada Türkiye'de, burada en küçük bir köyde bile 200 tane fabrika vardır. En küçük köyden bahsediyorum ya. Köyde bile. Köyde bile 200 tane fabrika vardır. İlçeyi söylemiyorum yani o derece. Bunların hiçbirisi de devlete ait değildir. Devlet değil, şahıs malıdır. Şahıs yapmıştır. Burada bir insan fabrika kurup da açtığı zaman, malı kaliteli ürettiği zaman diğer kişi de onun fotokopisini, çakmasını üretmez. Onun daha ekonomisini, daha tasarruflusunu, daha kalitelisini üretir. Değişik modeli telif hakkına uymasın diye. Öbürü bir daha üretir. Öbürü Türkiye'deki herkes böyle çelme takmaz. Bir araba üretirsin, araba İtalyan derler.
Bir köprü yaparsın, Çinlilere sattı derler. Bir Kanal İstanbul yapmaya kalkarsın, Katarlara peşkeş çekti, Katarlara sattı derler. Bir yol yapmaya kalkarsın, ağaç, çiçek, böcek katlediyor derler. Gidersin bir havalanı yaparsın, kuşların yolunu kesti derler. Yok uçaklar inip kalkamıyor derler. İnşaatın malzemesi, bir TOKİ yaparsın, altın çıkarttı, maden çıkarttı derler. Bir Avrasya tüneli yaparsın, yer altındaki denizin altındaki o altınları tırlarla Amerika'ya kaçırdı derler. Gidersin bir maden ocağı, termik santral yapmaya kalkarsın, bor madenini çıkarıp Avrupa'ya, şuraya, buraya, Amerika'ya sattı derler. Yani her türlü pislik, melanet. Yani bizim ülkemizde bilmiyor musunuz? Adam Ramazan ayında, ya Cumhurbaşkanı şimdi şu anda adam hatim indiriyor, Kur'an okuyor. Bir Müslüman, herkes okur bunu yani. Hemen Kur'an okudu diye kaybetmiş olduğu oyları geri topluyor, toplamaya çalışıyor diyorlar. Ne yani? Bir Müslüman insan Kur'an okuyamaz mı yani? Ne olmuş okuduysa? Sizin de vardı. Yok muydu Muharrem İnce'niz? Her gün cuma namazı kılıyordu hani. Hala kılıyordur. Ayet-el Kürsi'yi birinci ezberlemişti hatırlıyorsanız. Şimdi şu anda Kur'an-ı Kerim hatmetmiştir. Hafız olmuştur şu anda. Hatta Tevrat, İncil, Zebur'a geçmiştir. Onları ezberliyordur. Ekrem İmamoğlu'nuz vardı. Çakma Ekrem. Aldı Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini de Yasin okuyor. Güya Türkçesi mealinden ne esresi, ötresi, cizresi hiçbir şey uymuyor. Kafasına yani eksik, eksik değil, yanlış okuyor yani. Okumuş olduğu cezmi hiçbirisini tutturamıyor. Belli zaten. Seçim öncesi. Meral Akşener'iniz var. Ne diyor? Ekrem İmamoğlu diyor, şeytan kovalamaktan namaz kılmaya vakit bulamıyor diyor. Namaz kılmaya vakit bulamıyor da şeytan taşlamaktan, şeytan kovalamaktan değil. Şeytan şeytanlık yapmaktan diyecekti. Ağzı sürçtü onun. Şeytanlık yapmaktan namaz kılmaya vakit bulamıyor. Ya belli oluyor zaten kelimesinden belli ki ne bu ülkeye ait olmadığı. Sürgün geldiği belli yani. Bosna tarafından, oradan Bulgar macirlarından olduğu gibi şeytan kovalamaktan vakit bulama o. Bir konuşmasına bir an, Türkçesi bile yok. Yani biz burada yıllardır, 15 senedir Almanya'dayız. Biz bazen bizim bile Türkçemizi beğenmiyoruz da biz harbi Anadolu çocuğuyuz yani. Biz memleketimizi iyi biliyoruz yani. Biz unutmadık aslımızı, neslimizi. Kendisi Türkiye'de yaşadığı halde bilmiyor. Bir de sizin bir hesap uzmanınız var. Kemal Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz yani, hesap uzmanı. Mersin'e Güneydoğu'nun incisi diyen hesap uzmanınız. SSK'nın başındayken batırmıştı, biliyorsunuz. A takımının Savaşay'ın programına çıktığında 3-5 tane hastanedeki mağdur insanları gösterince, bu hastanenin hali ne böyle? Hastaneler resmen ölüm yuvası gibi videoları izleyince, biz diyor şikayetçiyiz diyor. Kalkıyor da Savaşay'a. Savaşay da diyor ki ne? Kendisine. Ya diyor, siz diyor sanki SSK prim ödeyeni gibisiniz diyor ya. Siz nasıl şikayetçisiniz diyor. Bunun başındaki olan kişi sizsiniz. Millet size şikayet etmesi lazım diyor. Sen de şikayetçisin gördüğüme göre diyor. Kime şikayet ediyor acaba? Obama mı yapacak? Bush mu yapacak gelip SSK'nın başında batırdılar. Türkiye'de arkadaşlar şunu unutmayın. Türkiye'de en iyi hırsızlığı yapan, en güzel hırsızlığı yapan, en muhteşem hırsızlığı yapan Erdoğan'a kalkıp hırsız diyor. En büyük kaçak inşaatı, kaçakçılığı yapan, kaçak otelleri, kaçak villaları, kaçak yatları olanlar Erdoğan'a kaçak saray yaptı diyorlar. Partisinin içerisinde en büyük, en âlâ diktatörlüğü yapanlar Erdoğan'a kalkıp da diktatör diyorlar. Diktatör diyorlar kalkıp da. Milleti, devleti hortumlayan, hortumcu diyor. Ülkeyi peşkeş çekip de ona buna satan, durmadan bütün her şeyi satanlar Erdoğan'a ülkeyi yabancılara sattı diyor. Yani demek istediğim, bu ülkede adilin en adisini, en daniskasını yapanlar Erdoğan'a yapmış olduğu yerden darbe vuruyorlar. Aynı. Kendileri darbeci, Erdoğan'a ne diyorlar? Kontrollü darbe yaptı. Ya darbecilerin kralı. Gidip de açıklama yapmıyor mu Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel? Açıklama yapmıyorlar mı? O kadar AK Parti'nin içerisinde muhalif konuşmalar olmasına rağmen hangisini ihraç etti? Sen CHP'nin içerisinde ufacık bir muhalif ol. Muharrem İnce'yi niye attılar partiden? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına sokmuyorlar ya. Adamı bitirdiler ya. Erittiler adamı. Niye? AK Parti'ye çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Partide biraz yenilik yap dediği için. Söylemeyle laf mı biter size?
Ama bu almış olduğun hizmetlerinizin vebalini ödeyeceksiniz. Biz yurt dışındayız. Merak etmeyin. Bizim üzgünlüğümüz sadece sizin İstanbul'u Ankara'ya aldığınız kadar olur. HDP'nin önüne yatıp da paspas olduğunuz kadar olur. PKK size bir tepsi içerisinde İstanbul'u Ankara'ya, Adana'ya, İzmir'e, Mersin'e tıpış tıpış verdi elinize. Siz de işte onun kuyruğu olursunuz işte. Meral Akşener'le şu anda HDP nasıl çakışıyorlar? Süreyya ne diyor? Bize aracı gönderip bizle ittifak kuran kişiler diyor. Şimdi kalkıyor bizden diyor çekişiyorlar diyor. Ne oldu? Ortaya mı çıktı gizli ortaklığınız? Bize aracı gönderiyordunuz diyor İyi Parti'ye. Ama siz anlar mısınız? Körsünüz ama. Siz yanacaksınız. Yanmayı çoktan göze almışsınız. Bizim lafımız size kâr etmez. Biz yandaşız. Dedim ya en iyi yandaşlık yapanlar karşı tarafa yandaş diyorlar. Ama bunların 2023'te hepsinin acını göreceksiniz Erdoğan gittikten sonra. Biz gene Almanya'dayız. Biz gene geldiğimiz zaman euromuzu bozdurduğumuz zaman euromuzda her şeyimizi yaparız. Ama siz ne yapacaksınız? Bakalım bir hastaneye gidip de muayene olup kapısından dönünce olamayıp eczaneye gidip ilaç bulamadığınızda ne halt edeceksiniz? Emekli ikramiyeleri kaldırdığında ülkenin bunu ödemeye bu ikramiyeyi ödemeye gücü kuvveti yok. Ekonomik krizdeyiz dediğinde bakalım kime başvuracaksınız? Ülkenin başına geldikten sonra CHP, HDP ve PKK ile birlikte her sene okul kitaplarını bedava dağıtan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu o kitapları bizim ödeyecek durumumuz yok. Bizim ekonomimiz yani şu anda diyecek zaten hükümet ilk almaz. Kasa boş, içi boş kasa aldık. Enkaz bir hükümet devraldık diyecekler anında. Zaten İstanbul aynısını dediler zaten. İsmail Küçük demedi mi? İsmail Küçük Fox TV'de. Ya dedi Ekrem İmamoğlu dedi. Her şeye dedi %40 %50 zam yaptın dedi. Gel gelmez. Biz seni dedi hani zam değil indirim yapacaksın. Hatta bazı şeyleri bedava vereceksin diye bekliyorduk. Niye zam yaptın? Dedi sonradan geri hemen arkasından ekledi. Biz biliyoruz dedi İstanbul'u sen dedi enkaz bir şehir olarak devraldın. Enkaz bir belediye diyor. Kasa boş içinde para olmayan bir belediye. Hemen böyle diyecekler aynı şekilde. Bütün bunların hepsini yaptıkları zaman siz ne yapacaksınız? Kime başınızı vuracaksınız? Kime gideceksiniz? Ya o zaman görüşeceğiz işte. İş işten geçtikten sonra. Tavşan yamacı açtıktan sonra geri dönüş olmayacak işte. Biz yine Avrupa'da olacağız ama siz nerede olacaksınız? Bugün hastaneye gidin biriniz bir hastaneden yanlış iğne, yanlış tedavi, yanlış ameliyat sonrası ya da ilaçsız hasta bir kaldığınız zaman sosyal medyada çığırtkanlık yapıp ülkeye ta Sağlık Bakanı'na kadar dilinizi her şeyinizi uzatabiliyorsunuz. Eğer CHP geldiği zaman bu yolsuzluklara ne yapabileceksiniz? Kime başvuracaksınız? Ülkeyi tamamen ele geçirdikten sonra istediği gibi soyacak. Soyabildiği kadar soyacak. Muhalif olan herkesi içeri atacak. Ne yapacaksınız? Ya göreceksiniz bakalım. Görüşeceğiz.